Öncelikle eğer bir önceki videomu ya da diğer videolarımı izlediyseniz ben her zaman cilt bakımından başlıyorum. Cilt bakımı makyaja başlamadan önce benim için de birçok kişi için de birçok make-up artist için de en önemli adım. Çünkü cildimiz güzel olursa makyajımız daha da güzel durur. Bundan bahsetmişken L'Oreal'in yeni bir nem terapi aloe vera suyu var. Bu serum diye geçiyor, su bazlı nem kaynağı diye. Kuru ve hassas ciltler için olanını ben geldiği günden beri kullanmaya çalışıyorum. Böyle birkaç gün tabii ki aksattığım oldu. Ama genel olarak zaten hani cildimde sürekli her gün yaptığım bir şey yok maalesef. Sadece her gün kesinlikle nemlendiriyorum. Ama bu tarz böyle ek ürünleri cildim çok nemsiz hissettiği zaman kullanmaya çalışıyorum. Böyle düzene getirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi bu da benim beklentimin üstünde bir üründü. Böyle hemen kullanmaya başlayayım ben. Birazcık fazla aldım. Hiç sorun değil ama. Elimizde iyice yedirdikten sonra cildimize uyguluyorum. Normalde kokuya eğer duyarlıysanız bu sizin için biraz kokulu bir ürün. Yani böyle sürdüğünüz an boğabilecek de bir ürün. Çünkü bazı zamanlar özellikle böyle hemen duştan çıktıktan sonra sürdüğüm ürünler beni böyle boğabiliyor. O yüzden arada sırada bu beni boğuyor. Bu arada ne kadar kullandığımı görebiliyor musunuz? Şuraya kadar kullandım. Bende çok ekstrem bir lifting efekti. Ne bileyim, gün içinde cildim çok parlıyor gibi bir durum yapmadı. Ama nem desteği olarak, normal nemlendirici ek olarak kullanırsanız bence arttıracağını düşünüyorum. Nem düzeyini en azından cildinizi. Çok yeni bir şey denemeyeceğim. Hemen Bobbi Brown Hydrating serisini kullanıyorum, geliyorum. Günün ilk kitlenecek ürünü Miniso'nun Shallop Makeup Base'i Mini Pony Miniso. 03 bej rengini kullanacağım ben. Şöyle bayağı turuncu bir rengi var. Bakalım. Sorun yok ama bu renk böyle kalacaksa cildimde sorunumuz büyük. Neden? Gerçekten neden renk veriyorsun? Makeup base gibi değil de böyle Flormer'ın Tone Up ürünü gibi. Çok hafif bronz oldum. Ama bunu atlatabilirim diye düşünüyorum. Evet. Şimdi ışıltı veriyor. Ama neden cilt rengimi koyulaştırıyorsun? Biraz daha koyu tenler için. Yani daha kastım böyle yazın bronz olduktan sonra kullanabileceğimiz bir renk. Genelde böyle shell, yani ışıltılı makyaj bazları cilt renginizi açar biraz. Çünkü içerisinde ışıltılar olması sebebiyle yansıma yapıyor. O yüzden açık renk gözüküyor ama bunun böyle koyu durması içerisindeki diğer şeftali ve turuncu pigmentlerden kaynaklandığını düşünüyorum. Ten renginiz koyuysa cildinizi aydınlatmak için kullanabilirsiniz ama benim gibi orta ten ya da açık tene yakınsanız koyu duruyor. Ama fondötenle deneyeceğiz şimdi, bakalım fondötenle nasıl duruyor. Şimdi bunları deneyelim fondötenle beraber. Islattım geldim. Miniso'nun diğer süngerlerini denemiş bir insan olarak bunlar biraz daha yumuşak. Umarım uygulama açısından daha ileride, çünkü gerçekten Beauty Blender dışında arada sırada kullanmak istediğim süngerler olabiliyor. Yani çünkü her gün her gün bunu kullanmak sıkıcı olabiliyor biraz. Bobbi Brown Skin Long Wear Weightless fondöteni kullanacağım bugün. Aslında skin fondöteni de kullanmak istiyordum ama süngeri denemek istediğim için böyle en azından kapatıcılık özelliği olan bir şey kullanmayı tercih ettim sanırım. Biraz sert uygulaması, yani Beauty Blender gibi böyle içine kaçmıyor ürün ama güzel uyguluyor. Ben şu an bayağı şaşırdım. Zaten Bobbi'nin fondöteni ben iki kat geçiyorum her zaman, kapatıcılık düzeyi çok fazla olmadığı için. Ama bu süngerle kapatıcılığı gayet medium, orta seviyeye çıktı. Miniso'nun bu süngeri benden geçerli not aldı. Şu an çok mutluyum gerçekten. Bobbi Brown'un özellikle bu fondöteni Beauty Blender'la uygulandığı zaman biraz yapış yapış gözükebiliyor ve kapatıcılığı için bazen 3. kata kadar çıkmam gerekiyordu ama bununla mükemmel match oldular. Yani gerçekten cildimde hem fondötenin vaat ettiği her şeyi görebiliyorum. Yani kapatıcılık seviyesi de var. Gözeneklerimi küçülttü. Matlık verdi. Çok doğal gözüküyor. Seni sevdim Pikachu. Şimdi göz altımda iki farklı ürün kullanacağım. Böyle her zaman aynı şeyleri kullanmak yerine böyle bazen hem elimdekiler bitsin diye hem de çok yoğun makyaja ihtiyaç duymadığım zamanlarda böyle karışımlar yapıyorum. Bu Maybelline Fit Me. Ben bu ikisinin yapısını birbirine çok benzetiyorum.
Onun dışında ikisini beraber kullanacağım şimdi. Gözaltı böyle çok yoğun kapatıcı sevmiyorum çünkü. Sevmiyorum değil, bugün yapmayacağım. Bu arada bendeki rengi 15 rengi. Ama ben yurt dışından almıştım. O sebeple Türkiye'deki renkleri uyuşmuyor diyorlar. Bilemiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Daha denemedim Türkiye'dekileri. Elimdekiler bitmediği için ve çok da büyük bir fanı olmadığım için Naked'in Fitmin'in sanırım. Şimdi sıra geldi sarı süngere, bakalım pembe gibi sevecek miyim? Beauty Blender hissiyatı yok. Kesinlikle Beauty Blender hissiyatı yok. Ya daha sertler ama bitirişleri çok güzel. Gerçekten ürünlerin... Ya bu dedim ya, gözenekleri sık. Normalde gözenekleri sık olan süngerlerde sonuçlar genelde çok güzel olmuyor. Çünkü ürünü çok inceltiyorlar, çok çabuk çekiyorlar. Ve çoğunlukla iz bırakıyorlar. Ama şu an gözaltımı ve cildimi çok beğendim. Bu da şu an için hoşuma gitti. Ama dediğim gibi birkaç kullanımda daha, eğer yine dediğim gibi videolarımda ya da günlük Instagram storylerimde görüyorsanız bilin ki sevmişimdir o ürünleri. Buradaki küçük süngeri ise Bobbi Brown'un Retouching Loose Powder'larını kullanmak için kullanacağım. Göz altıma yalnızca. Çünkü Miniso'nun pudra fırçasını da merak ediyorum. Bobbi Brown'un bu pudrasını çok çok sevdim. Çünkü baking yapmadığım zamanlarda, yani baking yaptığınızda göz çevreniz çok pürüzsüz gözüküyor. Ama baking yapmadığım zamanlarda, böyle ince ürün kullandığım zamanlarda da eğer pürüzsüz göstermek istiyorsam direkt bunu kullanıyorum. Hiç öyle pudrayı alıp uzun uzun bastır çek yapmıyorum bu sayede. Şimdi sıra Miniso'nun pudra fırçasında. 12.95'miş fiyatı. Gayet uygun bir fiyat. Çünkü gratiste de ortalama Eclipse'in fırçaları özellikle bu fiyatlarda satılıyor. Bakalım kalitesi iyi mi? Gayet yumuşak, kocaman bir pudra fırçası. Ama bastır çek yaptığı zaman cildinizi kaşındıran bir efekti var. Belki de yıkamadığım için öyle hissettiriyor olabilir. Ama dağıtma olarak fena değil tabi. Emin olamadığım bir fırça. Ne desem emin olamadığım. İşini görüyor. Genelde pudra fırçaları, çünkü bazı pudra fırçaları ürünü ya çok yoğun uyguladı, çok az uyguluyor. Şu an ürünü tam istediğim gibi uyguladı ama uygularken biraz kaşındırıyor. MAC'in Sculpt ürününü kullanacağım. Sculpt bronzerını kullanacağım. Yine aynı fırçayla kullanacağım çünkü ben özellikle pudra fırçalarını bronzer uygularken çok seviyorum. Keskin bir çizgi yerine daha doğal uygulamalar sağlıyorlar. Genelde bronzer için bronzer fırçası almak yerine bronzer için pudra fırçası alıyorum. Eğer bronzer uygulamayı seviyorsanız özellikle burun çevrenize uygulamayı hiç unutmayın. Çünkü yüzünüzü boyutlandırdığınızda ve burnunuzu boyutlandırmadığınız zaman burası dümdüz gözüküyor. O yüzden burnunuz daha geniş, daha şekilsiz durabilir. Bugün kaş ürünü olarak biraz daha değişik bir ürün kullanacağım. Maybelline'in Brow Precise kalemlerinden Soft Brown rengi. Bunları bütün yaz kullandım, bitirdim. Yenilerini hala almamıştım. Çünkü yine mahogoniye, yani Bobbi Brown'un mahogoni farına takmıştım. Şimdi bitmeyen bir tane kalem buldum elimde. Onu kullanacağım. Bununla Golden Rose'un ince kalemleri, long stay kalemleri karşılaştırmak istiyorum. Eğer videoyu isterseniz izlerim derseniz aşağı yorum olarak bırakırsanız da sevinirim. Şimdi yüze geçmeden gözden devam edeceğim. Miniso'nun böyle bir far paleti var. Küçük. Bakalım nasılmış tipi. Brown Mix adı da. Renkler oldukça şık gözüküyor aslında bakarsanız. Böyle bir şey beklemiyordum. Bugün elimde NYX'in Love You So Matchy paleti de var. Bunun adı var mı? Sleek and Chic Elegant olan paleti. Bunu da kullanacağım. Onu da kullanacağım. Çünkü performans olarak farklı olduklarını düşünüyorum. Yine de bakalım şimdi nasılmış. Tabii ki tek mat rengi alıyorum. Karışma fırçama. Ve önce baz olarak uyguluyorum. Karıştırma rengi olarak. Bayağı pigmentli. Wow. Evet. Arkadaşlar, bir muadil şu an bulundu. Neyin muadil olduğunu hemen söyleyeceğim. MAC'in Soft Brown rengi ki birçok kişi de görüyorsunuzdur bunu. Bu daha pembe duruyor kamerada ama bitişleri o kadar benzer ki, hatta ve hatta Miniso'nunki daha pigmentli, kendini daha çok öne çıkaran bir renk. O yüzden sevdim. Şimdi diğer tarafa da onu uygulayayım mı? Uygulayayım bence.
Mac tarafı daha sıcak, bu taraf daha soğuk. Bu tarafta daha böyle kahverengi rengini görebiliyorum ama bu tarafta daha sıcak, açık kahveler görüyorum. Yine de benim için muadildir bunlar arkadaşlar. Öncelikle şu iç köşeye aydınlık rengi sürmek istiyorum. Çünkü eğer bunun performansı iyi değilse diyecektim ki oldukça ışıltılı bir ton. Daha çok simli gibi, yani sedefli gibi değil. Bir tık içerisinde sim var ama sedefli gibi bir uzaktan duruş var. O yüzden fena değil. Bu palet beni ikinci rengiyle de bayağı şaşırttı. Yalnız benim yaptığım paletin bir başka versiyonu gibi. Naylonum geçen canlı yayında kırıldı. Bilmiyorum denk geldiniz mi? Naylon, soft brown, honey lust ve brown rengine benziyor. Böyle benim için Mac'i tanımlayan far paleti herhalde. Bu rengi hiç fırçayla denemeyi düşünmüyorum çünkü ışıltı tonundan anladığım üzere oldukça kremsi yapıda. Şimdi en baştaki Miniso'nun paletindeki renk. Bu Honey Lust rengi. Bu da Gleam rengi Mac'ten. Şu ikisi Mac'in farları. Yanlış hatırlamıyorsam Mac'te böyle bir renk daha var. Ama Honey Lust rengini, yani ortadaki rengi ben böyle dursun diye almıştım. Şu an çok mutluyum. Gerçekten bunun Mac versiyonunu Miniso'da bulmak. Şimdi bu koyu kahveyi alacağım. Gözümü biraz derinleştirmeye başlayacağım. Ayrıca incelemek istediğim başka bir palet var. Bu da NYX'in Love You Mochi. Farkındaysanız ben zaten parmakladım. Yüzüm yeteri kadar aydınlık, yani göz kapağım yeteri kadar aydınlık. Ama bunlar ekstra aydınlık. Fırçayla no. Fırçayla gerçekten kullanılacak ürünler değiller. Ama parmakla mükemmeller. Şimdi size özellikle benim Bobbi Brown'da en çok sevdiğim Sparkle Eyeshadow'ların duruşuna benzeyen bir far göstereceğim. Bu nasıl bir parlaklık? Gerçekten bu nasıl bir parlaklık? Şeylerin, Colourpop'un ve Natasha Denona'nın uzun süre izleyip, özellikle Tati'de izleyip çok beğendiğim top kotları vardı far üstüne sürülen. Bence onlara benziyorlar. Şimdi takım olması sebebiyle bu renk biraz morumsu duruyor kamerada ama daha çok gül kurusu gibi. Onu da yine Miniso'nun üstüne süreceğim. İlk sürdüğüm renk gibi değil bu diğer ton. İyi ki çok parlak ama bu da oldukça kremsi yapıda. Bir de şimdi şu bronz rengi denemek istiyorum. Bugün dediğim gibi deneme makyajı olduğu için böyle de çılgın şeyler yapabilirim bence. Alt kirpik dibine geçiyorum bunu. Çok bronz gözükmüyor ama göz kapağımın üstünde pembeler olduğu için aynı yansıyorlar büyük ihtimalle. Bu ışıltılı koyu kahvesini alacağım. Gözümü biraz daha derinleştireceğim. Normalde kalem kullanacaktım ama oldukça güzel derinleştirdiğimi düşünüyorum. Sadece maske yeterli olacaktır. Şimdi kirpikleri kıvırma vakti. Bizim her gün ama her gün kullandığım maskara bu. Maybelline Last Sensational Waterproof olanı. Mükemmel ayırıyor. Bütün gün yukarıda gözüküyor kirpiklerim. Hani gerçekten beni takma kirpikten kurtaran. Kurtarandan kastım ben takık bir şekilde takıyordum ama takma kirpik görüntüsü veriyor bana bence. Uygun fiyatlı bir allık istiyorsanız, her gün kullanayım iyiyiz, her rujuma gitsin diyorsanız Rimmel London 220 Madeira. Hazır allık sürecekken unutmadan Miniso'nun bir de allık fırçası var. Angle Contour Brush diyor. Burada kontür için kullanıyor ama bunları biz allık fırçası olarak da kullanıyoruz haliyle. Ben bugün allık fırçası olarak kullanacağım. Bunun fırçası da gayet yumuşak ve süpürme hareketi yaptığım için daha çok hiç öyle sert hissettirmiyor. Deneyip ilk denediğim zaman çok beğenmediğim bir ürünü kullanacağım öncelikle. Bu da NYX'in Born to Glow ürünü. Yani neden beğenmedim? Çünkü benim ten rengimde hiç öyle ışıltı vermedi. Nerede bunun ışıltısı diyor insan.
Ya tabii ki aydınlık ama çok doğal bir aydınlık. Yani ten rengimi koyu gibi de hissettim aynı zamanda. Böyle normalde altın bazlı tonları ya da highlightları çok severim. Ama cildimde asla görünmüyor. Belki de benim ten rengime koyu geldiği için bu kadar görünmüyor. Kesinlikle bunu tavsiye ederim. Şimdi nasıl bomba durduğunu diğer tarafta hazır hiçbir şey yokken göstereceğim. Öncelikle buradaki rengi alıyorum. Daha çok holografik gibiler. İçerisinde sadece altın rengi yok mesela bunda. Birazcık daha farklı soğuk pembe tonları da görebiliyorum. O yüzden highlighter olarak da çok güzel yansıyorlar. Kesinlikle bu daha doğal ama bu benim sevdiğim cinsten. Şimdi biraz pembeyle karıştıracağım. Tabii ki benim highlighterları ortaya çıkarma yönteminde Fix Plus sıkıp üstüne bir kat daha geçmek. Bu sefer ikisini direkt karıştırıp uyguluyorum. Yes. Diğer tarafa haksızlık yapmayacağım, onu da hemen uygulayayım. Söylediklerime pişman oldum. İlk uygulamalar her zaman güzel olmuyor tabii. Oha. Orada efsane duruyor. Bayağı güzel duruyor orada. Kamerada çok güzel duruyor. Okay. Sıra geldi ruja. Elimde Miniso'nun 2, 4, 6 tane ruju var. 2 tane de NYX'in ruju var. Şimdi bunları deneyeceğim. Özellikle böyle soft bir şey yaptım ki rujlarla nasıl değiştiğini görmenizi istiyorum. Sayılı gidiyor rujlar. O yüzden öncelikle 01 renginden başlayacağım. Authentic Red diye geçiyor. Şimdi ben bu kırmızı ruju nasıl sileceğim? Onu merak ediyorum. 02 rengi Grapefruit Red'e geçiyoruz. Turuncu renginden çok az etmediğim için bunu hızlıca geçiyorum çünkü hiç ben değil yani. Gerçekten günlük hayatta, özel günlerde kullanabileceğim bir ton değil. 03 rengi Raspberry Red'e geçiyorum şimdi. İlk üçü arasında kesinlikle en iyi pigmente sahip olan bu çünkü tek katta rengini verdi ama neden ismi Red bilmiyorum. Öyle canlar istemiş, Red koymuşlar bence. Raspberry deselermiş daha mantıklı olurmuş. Güzel bir ton. Bence daha belirgin dudak rengine sahipsiniz. Ten renginiz daha koyuysa daha da doğal durabilecek bir ton. Çünkü benim ten rengim biraz daha açık olduğu için çok belirgin duruyor. Ama koyu tenler için, benden daha koyu tenler için çok güzel bir ton olduğunu düşünüyorum. Şimdi sıra geldi Rouge Red'e. Bu da bir pembe diye geçiyor içimden. Hadi bakalım. Bobbi Brown her yaz ya da bahar sezonunda çıkardığı bir ton bu. Aprikot aldığına da çok benziyor. Çok seviyorlar. Neden? Bilmiyorum. Gerçekten böyle çok neon, turuncu bir pembe. Yani bakıyorum aynadan yakıştı. Kabul ediyorum yakıştı ama günlük hayatta neyle kullanacağım? Hani bu kombinle kullanabilirim ama tazelemek ister miyim? Emin değilim. Eğer bu rengi seviyorsanız merak ediyorum kimler seviyor. Çünkü gerçekten benlik değil. Nude Rose rengine geldik. Bu da 5 numara. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Bu rujları her sürdüğümde dudağımı dolgulu gibi hissediyorum yeniden. Yapı olarak çok güzeller ki kamerada dudak çizgim belli olmadığı için bu renge özellikle bayıldım. Dudaklarım belli, kıcıma gözüküyor. Değillermiş gibi seviniyorum evet ama ne yapayım, bırakın ben de böyle şeyleri seveyim. Bunun rengi açık ara en beğendiğim renk. Kırmızıyı çok sevmeme rağmen kırmızının o parlaklığından ziyade bunun o matlığı ve ilk sürüşteki pigmenti, yoğunluğu çok hoşuma gitti. Bunu denemiştim ama bu kadar ışıkta ve böyle bir kombinle saçma sapan bir şeyle denediğim için hiç böyle bir etkisi olacağını düşünmedim. Makyajla bomba oldu. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bir de ben altına belki fondöten sürdüğüm için dudaklarımın üstüne gerçekten çok kolay sürülüyor. Yani sanki dudak kalemiyle çerçeveliyormuşsunuz gibi. Hatta dudak kalemi biliyorsunuz böyle tüyleri dolar. Tüylerin üstünden geçtiğince çirkin durur. Likit ruj gibi bir yapısı var. Likit ruj gibi çok kolay sürülüyor. Ama çok da doğal duruyor. Ay bu renge aşık oldum. Bu renk çok güzel. Bu renk çok güzel. Artık Miniso'nun rujlarını bitiriyoruz. 06 Paul Rose rengi bu da. Bu benim gerçekten birçok kişiye yakıştırdığım en sevdiğim nude pembe tonu. İçinde kahverengilik bulunduran ama pembeliği öne çıkan böyle asil bir renk gibi geliyor bana. Gerçekten çok asil bir pembe nude'muş gibi geliyor. Çok beğeniyorum.
bu makyajdan efsane oldu. Enfes oldu yani. Şimdi NYX'in iki tane ruju var elimde. Onları da deneyip aradan çıkarmak istiyorum. Neden? Çünkü yine bir videoda bahsedemeyebilirim. Ne olur ne olmaz. Görmenizi istiyorum yapılarını. Bu sıra başka şeylere yoğunlaşabilirim. O sebeple paylaşacağım. Bu Powder Puff lipilerinin Cool Intentions, Intentions Cool isimli bir rengi var elimde. Yapıları çok garip. Gerçekten pudramsı bir yapıları var. Ama dudakta o kadar ince ve yumuş hissettiriyorlar ki. Bu biraz önce Velvet bitişler olarak olması gereken mini sorucuların gerçek hali gibi. Tam bir kadife hissiyatı bırakıyor dudaklarda. Ve asla ağır hissettirmiyor. Duruşunu şu andan bile hareket edebildiğinizi düşünüyorum. Doğallığı seviyorsanız, çok da belirgin olmasın dudaklarım diyorsanız kesinlikle tavsiyem, bayağı güzeller. Sadece çok kalıcı değiller, yani 1-2 ruj gibi değiller. O yüzden orta kısımları biraz tazelemeniz gerekiyor. Onun dışında yani bence bu da tazelenebilir bir şey. Yapısı da çok güzel. Bakmadan bile böyle sürüp rahatlıkla tazeleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bir de bunun kırmızı rengini deneyeceğim. Onu özellikle kameraya önüne bıraktım. Çünkü çok merak ediyorum yani böyle bir rujun kırmızısı nasıl olabilir? Biraz elimin üstüne aldım. Fırçayla süreceğim. Çünkü yanımda dudak kalemi yok. Ve tehlikeye atmak istemiyorum yani kırmızıyı. Umarım video beğenmişsinizdir. Ürünlerin hakkında biraz fikriniz oluşmuştur. Far paleti kesinlikle I Dream palet diyor. Kesinlikle Dream palet yani. Bulunması gereken şeylerden biri diyebilirim. Eğer MAC'ten palet yapamıyorsanız MAC yerine bunu yapabilirsiniz. Pigmentasyon olarak çok başarılılar. Karıştırma olarak çok başarılılar. Asla böyle bir şey beklemezdim. 02 Brown Mix olanı beni çok şaşırttılar. O yüzden çok beğendim. Çok güzeller. Yanımda taşımaya devam edeceğim bunu. Miniso'nun rujlarına çok etkilenmedim ama renk seçimleri çok iyiydi. O yüzden onların da kullandığım renkleri olacak günlük hayatta. Ama NYX'in şu Powder Puff lipileri çok yumuşaklar, çok güzeller. Gerçekten o da kitimin olmazsa olmazlarının olmasını diliyorum. Daha elime yeni geçtikleri için çok sık kullanıp bir fikir edinemedim. Ama yapıları çok güzel. Bugün benim aklımda kalan gerçekten olmazsa olmazlar bunlar. Umarım dediğim gibi sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Video beğenirseniz de çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.